toplandı Ankara'da. Kurtlar puslu havada toplandı Ankara'da. Gidet içime milyonlar sarkadı. Yandı yürekler yandı. Yağın kalle sönme. Yandı yürekler yandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanımız Sayın Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in vefatının 18. yıl dönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz anma töreni için burada toplanmış bulunmaktayız. Şimdi tören programını arz ediyorum. Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Ülke Ocakları Başkanı Sayın Çağatay Mutlu tarafından açılış konuşmasının yapılması, merhum başbuğumuzun hayat hikayesinin okunması, dua okunması, başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş anısına düzenlenmiş olan resim sergisinin misafirlerimiz tarafından gezilmesi ve törenin sona ermesi. Ayrıca akşam Cami-i Kebir'de Ülkücü İşçiler Derneği tarafından düzenlenen akşam namazı ile yatsı namazı arasında Sayın Başbuğumuz ve tüm şehitlerimiz ruhu için Mevlid-i Şerif düzenlenecektir. Tüm gönüldaşlarımız, tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Şimdi sizleri saygı duruşuna almadan önce Çağlayan Adliyesi'nde teröristlerce uğradığı silahlı saldırının neticesinde şehit edilen Sayın merhum savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle burada bir kez daha anıyor. Saldırıyı Milliyetçi Hareket Partisi camiası olarak nefret ve şiddetle kınıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına da başsağlığı diliyoruz. Şimdi şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna sizleri davet ediyorum. Erzincan Ülke Ocakları İl Başkanlığı olarak başbuğumuzun vefatının 18. yıl dönümünde düzenlemiş olduğumuz anma programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türk dünyasının lideri, son başbuğu, hareketin kurucusu, Türk milliyetçiliğinin efsane ismi, cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi'nin vefatının 18. yıl dönümünde bugün Nisan ayının 4. günü yine manevi bir görevimizi yerine getirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in kurucusu, fani hayatını mücadeleler içerisinde geçiren, Lefkoşa'da başlayıp Ankara'da sonlanan 80 yıllık yaşamında zorluklardan asla ayrılmayan, derecesi, seviyesi, boyutu ne olursa olsun hiçbir tehditten korkmayan, inandığı doğrulardan tertemiz hedeflerinden taviz vermeyen, ömrünü ülkülerine adayan, varlığını milletinin bekasına ve devamlılığına hasreden örnek bir dava adamı merhum başbuğumuzun aziz hatıralarını dua, hürmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Merhum başbuğumuz yaşadığı süreç içerisinde ortaya koyduğu görüş ve fikirleriyle sadece Türkiye için değil, Türk dünyası ve esir Türkler için bir ümit kaynağı, bir rehber olmuştur. Merhum başbuğumuz
Türk tarihinin tüm birikimini ve kültürünü günümüz siyasi hayatına taşıyan büyük bir siyasetçi, büyük bir Türk milliyetçisidir. Gözleri hep ufka bakan, geleceği geçmişin verdiği büyük tecrübe ve birikimle okuyabilen bilge bir Türk büyüğüdür. Geçen her gün başbuğumuzu haklı çıkarmış, Türk dünyası her geçen gün onu daha çok arar olmuştur. Başbuğumuz sıradan siyasetçiliği değil, milli ve manevi değerlere sımsıkı sarılarak, kendisini Türk milletine, insanlığa adayarak emsalsiz bir lider, emsalsiz bir siyasetçilik örneği sergilemiştir. Şiir sahasında kalmayıp siyaset sahnesine inişi, bir plan dahilinde sosyal ve ekonomik sorunlara cevap üretmesi merhum başbuğumuzun öncülüğünde gerçekleşmiştir. Türk siyasetine yeni bir soluk, yeni bir yorum ve yeni bir vizyon getirmeyi başarmış, ortaya koyduğu fikir ve düşünceleriyle kendini tüm dünyaya bir lider olarak tanıttı. Cezalar ve karşısına çıkan engellemelere rağmen mücadelesinden vazgeçmemiştir. Türkçülük davaları esnasında yapmış olduğu diğer sanıklar gibi bana da vatan hainliği isnat edilmiştir. Bunu şiddetle reddederim. Zira ben yeryüzünde her şeyden çok milletimi ve vatanımı severim savunması Alparslan Türkeş'in ne kadar millet ve vatan aşığı olduğunun delili olmuştur. Bu sırada ortaya koyduğu fikirler ve öncülüğünü yaptığı ideolojiyle bir nesli mimarı olmuş, bir nesli İslam ve Türk ahlak çerçevesinde yetiştirmiştir. Öyle ki başbuğumuzun o zaman öğrettikleri sayesinde bugün çözülmez en güç meseleler karşısında dahi soğukkanlı, sağduyulu, gerçekçi ve samimi yaklaşımlar sergilenmesini bilen Türk milliyetçilerinin bu güzel hasletlerinin gelişmesinde şüphe yok ki bizlere işsiz bir rehber olan başbuğumuzun büyük etkisi olmuştur. Vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür. Gözlerden dökülen yaşlar, dillerden dökülen ayetler, hüzün dolu yürekler, sevda yüklü gönüller, başbuğlar ölmez haykırışlarında yağan korkunç tipi milyonların aşk fotoğrafıdır. Bu kara sevdanın